Başına AI yani yapay zeka gelen projeler alıyor başını yürüyor. Sonrosa AI entegre ettikleri gibi %800 artış yaptı. DAO Maker'da çıkan bir AI projesi 100x'in üzerinde artış yaptı. Yani trend izliyor friend dedikleri gibi yapay zeka trend olduğu için bunları yakalamaya çalışıyoruz. Yakın dönemde anlattığım FT projesi vardı. KuCoin'de de listeli. Solana ağına entegre olup yapay zeka ekleyeceklerini duyurdular. Bir arkadaşımız da yazmış. Abi böyle oldu. OKEX'e Binance'e falan girebilir mi? Ne düşünüyorsun? Bir %800 ya da daha fazla X'ler kazandırabilir mi? Bir fırsat olabilir mi? Sizler için şöyle tekrar bir bakayım dedim şu soruda gelince. O yüzden daha fazla vaktinizi almıyorum. Algoritma çalışsın diye. Siz bu bölümü beğendikten hemen sonra videomuza geçiyoruz. Haydi. Arkadaşlar daha önce uzunca bir videoda FT projesinden bahsettim. Ama Solana entegre oluyordu. Fakat zamanında AI ile pek bir alakaları yoktu. Şimdi o özelliği eklemeye karar vermişler. Peki bu Sonorus'ta %800 etki ettiği gibi bir etki yapar mı? Ve arkadaşımızın sorduğu gibi Binance ve OKEX gibi büyük borsalara girme şansı olabilir mi? Öncelikle neden böyle bir projenin gözüm üstündeydi? Şöyle özet vererek söyleyeyim. Bu Blue Chip dediğimiz CryptoPunks'lar, Bored Ape, Yacht Club gibi büyük NFT'leri küçük yüzlerce binlerce parçaya ayırıp bir token haline getirip bunun ticaretinin trade'ini yapmasını sağlayan bir platformdu genel olarak anlatırsak. KuCoin sadece kendi sayfasında buna özel bir kısım açmıştı, bir platform açmıştı ve 2-3 bin yanlış hatırlamıyorsam Ethereum'un üzerinde bir trade dönmekteydi burada. Yani bir ticaret, büyük bir para söz konusuydu. Bunun üzerine ben bir kısım almıştım. Daha gelecekte uzun vadede elimde tutmak için. Şu an biraz kar satışları yaptı. Ama şirket güzel adımlar atmaya devam etti. Zaten arkadaşımızın o Binance OKEX sorusu da buradan geliyor tahminen. Çünkü AI desteği eklediler. Bu da ne demek oluyor? Sitelerine gidiyorsunuz, Solana'nın üzerine entegre ettiler bunu da. Burada bir tane anahtar kelime yazıyorsunuz. Oluşturmak istediğiniz NFT. AI size bir resim, bir NFT oluşturuyor ve blok zincire entegre olmuş oluyor. Bu kadar. Blok zincirin üzerinde sadece AI kullanarak bir tane NFT'niz oluyordu. Aynı zamanda o anlattığım ilk videoda bunu neden almıştık? Şöyle bir daha hatırlatmış olayım. Buna benzer projeler vardı. Araştırmıştım. Bu bulduğum projelerden Fractin'e benzeyenlerden bir tanesi NFP diye geçen 200 milyon doların üzerinde piyasa değeri vardı. Diğer bir tanesi Flooring Protocol'un 550 milyon doların üzerindeydi piyasa değeri. Ama Fractin'e baktığımızda aynı işi yapmasına ve KuCoin gibi büyük bir borsada olmasına rağmen 12 milyon dolardı sadece piyasa değeri. Yani gelebilecek, hani ulaşırsa bu noktalara, benzer noktalara şayet gelebileceği rakamlar ve token'ının, FT token'ın artabileceği değerler güzeldi. Ve şimdi bunun üzerine bir de AI kısmını eklediler. Şimdi gerçekten bu %600'ler, %800'ler yapıp yapamayacağını grafikte görmeden önce neden aslında burayı seçtiğimi küçük bir hatırlayalım beraber. Şu aralar Solana çok popüler oldu. Bildiğiniz üzere bütün meme coinler Ethereum dışında en fazla Solana'da çıkmaya başladı. Ve buralardan milyonlarca dolar kazananlar var. Geçenlerde yaptığım işte 10 dolardan 84 bin dolar kazanan kişi gibi. Bu trendin daha devam edeceğini düşünsem de başında yakalamadık. Peki belki de en başından yakaladığımızı düşündüğüm bir trend. Bakın Türkiye'de hiç bahseden yok. Globalde daha yeni yeni böyle küçük küçük bahsedilmeye başlanıyor. Ne olabilir bu? Bunu anlatmak istiyorum zaten size de. Şöyle bir Reddit'te bulduğum bir makaleye bakalım. Araştırmalarım sırasında bunlardan bir tanesini buldum. Bored Ape Yacht Club'ı bilenleriniz vardır. Bored Ape NFT'leri diye geçiyor. Bir aralar 100 Ethereum'a falan satılıyorlardı. Bunların fiyatlarına yakın dönemlerde %90'lık yaklaşık bir düşüş oldu. Aynı zamanda diğer büyük Punks gibi, Azuki gibi yani bilinen çok popüler olmuş NFT'lerde muhteşem fiyat düşüşleri oldu. Bunun sebebi NFT döneminin az çok yavaşlamasıydı. Ama aynı konsept ayı döneminde altcoin'lerde de gerçekleşti. Özellikle Solana'yı örnek almış olalım kullanılmaya başlamadan önce 9 dolarlara hatta 7 dolardı galiba geriledi. Şu an 200 dolarlar civarında seyrediyor. Yani aradaki fark o 20x belki de daha fazlasını görebiliyorsunuz. Popüler kullanılmaya başladığı zaman çok daha fazla para etmeye başladı. Belli yerlere ulaştığı için de insan psikolojisi buraya tekrar ulaşabileceğini düşünüyordu. Hani topluluklardan bahsediyorum. Şimdi Bored Ape'i ele alarak gideceğiz burada. %90 fiyat düşmüş dedim. Ve biliyoruz ki bu 100 Ethereum'du. Şu an %90 düşmüş olsa hadi 10 Ethereum olsun. Hala çok alınabilir sayılmaz. Ama her ne kadar trend azaldıysa bile bunun trade'i, alım satımı özellikle de daha zengin olan kesimler arasında devam ediyor. Peki şöyle bir şey söylesem. Bored Ape'i öyle 10 Ethereum, 100 Ethereum
Ethereum falan olmasın da 0.1'e hatta 0.0001 Ethereum'a bile alabiliyorsunuz desem. Ve bunu da gidip Tier 1 dediğimiz en üst seviye bir borsada yapıyorsunuz, trade'ine de açık desem. Yani alım satım da yapabiliyorsunuz desem. İşte yeni trend olabilecek belki meme tokenlar gibi RWA'nın yani Real World Asset'in bir kolu gibi, bundan birazdan bahsederiz, olabilecek bir konsept buldum. Yani hakikaten gireceğim de öyle görünüyor. Belki gerçekten bazılarımızı zengin edebilecek türden olacak bu. Nedenini göstermiş olayım. Bakın aslında direkt KuCoin borsasında, yani Tier 1 dediğimiz en tepedeki seviyeden. Bakın burada ne yazmış? Fractionalize the blue chip NFTs for everyone. Blue chip dediği en tepe seviyedeki bütün NFT'ler. İşte bu Bored Ape'ler, Punks'lar bunlardan bazıları. Zaten direkt Bored Ape'leri arkada görebiliyorsunuz. Fractionalize demesi nedir? Küçük parçalara ayırması. Yani bu NFT'yi atıyorum 1000 parçaya ayırıyor, 1 milyon parçaya ayırıyor ve siz bunu tokenmış gibi alabiliyorsunuz. Ve sonra trade de yapabiliyorsunuz. Hani aldınız, elinizde tuttunuz. Aa işte gitti, çıkmadı fiyatı vesaire. Bu değil. Hani o zaten şu an Bitcoin'i nasıl alıyorsunuz 0.001? Bunu da alabiliyorsunuz. Ve bunu da büyük bir borsada yapabiliyorsunuz. Ve trade yapabiliyorsunuz, al sat yapabiliyorsunuz. Böyle bir konseptle düşünün. Bu kadar geri çekilmişken şu an ben Solana'daki aklım olsa o 7 dolarda 9 dolardayken biraz aldım da çok daha fazlasını alırdım. Çünkü hani o dönemde çok kanlı bir dönem, düşüş dönemi olduğu için kötü hissediyorsunuz. Yani buradan daha da fazla düşer, para yarıya da inmesin, koymayalım parayı diyorsunuz ama işte bak 7 dolar nerede, 200 dolar nerede? Şu an %90 çok bilinen, bütün ünlülerin elinde olan, bir zamanları kasıp kavuran NFT'ler biraz daha azaldı ama o %90 fiyatı düşüyor ve siz bunun küçük küçük parçalarını alıp satabiliyorsunuz. Bu da elinizdeki küçük miktarın bile 10x 20x yapması demek. Sadece NFT'ye bağlı olduğu için. Hani bu NFT'lerin dönemi tekrar geldiğinde, yükseliş dönemi başladığında doğal olarak bunlar da tekrar trend olacak. Daha altcoin'lerle birlikte devam ediyorlar, olmadılar daha şimdilik. Yani blue chip o en iyilerden bir NFT var. Bunu fractionalize dediğimiz küçük hale getiriyorlar. Yani bir puzzle parçası gibi düşünün. Bu FT'ler oluyor. Aynı zamanda bunları da daha da küçük hale, yani 1 milyon parçaya falan ayırabiliyorlar bu şekilde. Bu da token oluyor. Bunlara da FFT diyorlar gibi düşünebilirsiniz. Bunu da neden yapıyorlar? Senin benim gibi yatırımcı girebilsin diye. Hani 10 Ethereum verebilecek çok az bir rakam vardır. Burada 0.0001 Ethereum verebilecek çok daha fazlası vardır. Bu yüzden yapıyorlar. Hani NFT'ler bir işe yarasın istiyorlar bir nevi. Örnek göstermiş olayım. Şurada bakın bir tane daha var. Bu Bored Ape'in Kennel Club ayrı bir konsepti diyelim, yine Bored Ape'e bağlı olarak. Bu şekilde NFT'leri var. Bakın fiyatlarını görebiliyor musunuz? Bu biraz daha ön satış kısmından 0.0075 USDT. Yani bundan bahsediyorum. Yani birçok kişinin ulaşabileceği, alabileceği ve takas edebileceği, trade yapabileceği hale getirmişler. O NFT'leri alıyorsunuz, resim olarak duvara koymuyorsunuz. Bir ünlü değilseniz yani, sadece bunu göstermek için. Burada takas edebiliyorsunuz, satabiliyorsunuz. Fractn üzerinde, kendi ana sayfaları da var, şöyle açayım ben orayı da. Fractn.cool diye geçiyor. Bunun üzerinde yeni projeler, az önce gösterdiğim bu Bored Ape Kennel Club gibi yeni projeler çıkacak. Ön satışı nasıl tokenların oluyor? NFT'lerin de ön satışı olacak. Sonradan bunların sırf ismi var diye, Bored Ape'in ismi var diye belki de çok muhteşem yerlere gelecek. Elinizde FT token tutarak bunlara katılabiliyorsunuz. Sadece oylama hakkı bilmem ne falan veriliyor. Bunları araştırırsınız ama bize önemli olan şeylerden bir tanesi burada bize bu projelere erken girme hakkını veriyor olması. Atıyorum bir 50 dolar koyacaksınız. Sırf Bored Ape ismi var diye olacak onun floor fiyatı derler. En düşük fiyatı 1 Ethereum. Elinizdeki para çok daha iyi yere gelecek gibi düşünebilirsiniz. Bunu da FT token tutarak yapıyorsunuz. Hepsi KuCoin üzerinden olduğu için bunların hani işlemler çok kolay. KuCoin'e üye oluyorsunuz, bitti. Buradan alıp satım yapabiliyorsunuz. Hani gördüğünüz üzere zaten burada da. Sadece şurada arkadaşlar bunun alım satımı, şöyle bir araştırdım, 3 milyar doları geçmiş hacmi. Hani insanlar burayı kullanıyor. Gerçekten alıp satıyorlar ki şöyle bir liste vereyim ben ekrana. Şu listeye bir bakın. Bütün hani hayla başlayan bütün hani NFT'lerin tokenları bunlar. İşte mesela bu Bored Ape'in kendi NFT'si var. Hatta şuradan beraber bakalım. Spot Trading'e geldiğiniz zaman burada High Bored Ape yazsanız zaten tahminen çıkar buradan. Bakın görüyorsunuz. İkisi de var çıkanların. Hatta bir tanesi %2 Bored Ape, %2 artmış bile bugün. Bu şekilde yani token yapmışlar, bildiğin RWA'ya benzetmişler ki bundan bahsediyordum az önce. Real World Asset'e. NFT de olsa NFT'leri bu hale getirip tokenize ediyorlar yani bunları. O şekilde düşünebilirsiniz tam anlamıyla RWA olmasa da. Neden buraya uzun vadeli yatırım yaptığımı az çok anlamış oldunuz. Şöyle grafikte de küçük bir bakmış olalım beraber sizlerle. Gelebildiği en tepe noktası 6, neredeyse 7 dolarlar civarında.
Yaklaşık bir sene öncesinde. Normalde Bitcoin geldiği fiyatı unutmaz derler. Hani yatırımcı psikolojisi burada. Hatırlıyordur burayı. Buraya kadar geldi çünkü. Hani rekorlarını kırmıştı. Daha çok 3 dolarlar, 3.70 civarlarında biraz daha dengeli devam etmiş ve ondan sonra düşmüştü. Ama bu AI'dan önceydi. Yani buraya bir de AI kısmını eklediler. Benim düşüncem KuCoin gibi bir platformda var. Evet doğru. Binance OKEx hemen gelmese bile Bu AI ile birlikte tekrar belki de şuradaki noktaları, direnç noktalarını görebiliyorsunuz. 2.92 ile 3 dolar arasında. Burayı özellikle de boğa koşusu başladığında tekrar test edebilecek olmamız. O da şu anki fiyatının neredeyse 3 katı yapmakta. Yani %300'ler civarında. Sonrasında bir sonraki direnç zaten 3.5 ile 4 dolarlar arası. Sonrasında 6'ya gidebilir. Fakat şöyle bir hatırlatma yapayım. Sonorus'ta 0.05'lere kadar geriledikten sonra 0.34'lere çıktı. %800 çok hızlı bir şekilde oldu. Yani bu AI yatırımcısının gözünde çok büyüyebilir. Tekrar büyük bir yatırım alabilir. Bu yüzden de zaten yaklaşık 500'le, şu an daha karar vermedim, yapacağım, KuCoin'den zaten alınabiliyor bu. 500 ile 1000 dolar arası atıp uzun vade tutmayı planlıyorum buradan. O yüzden zaten sizlere bir tekrar videosu daha yapmak istedim. Çünkü buna benzer daha öncesinde yaptığımda Nuclei diye bir projeden bahsettim. Sonrasında bir video daha yaptım, söyledim. Artık 3. video daha gelmeden 25x'i Launchpad'den çıktığı gibi yapmıştı. Böyle bir şans olabilir ama illa böyle bir şey yapacak demek değil. Sonuçta bir risk söz konusu. Hep söylediğim gibi yatırdığınız para o 6x'i 3x'i vesaire yapmayıp tamamıyla sıfıra da inebilir. Bunun her zaman bilincinde olun lütfen. Neyse, bugün yeni bir konseptle AI ekleyerek gerçekten buralara gelebilecek potansiyeli olan bir projeden tekrar bahsetmek istedim. Umarım burada verdiğim bilgiler yararlı olmuştur. Eğer öyleyse bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Onun dışında yine bu tarz bilgileri, airdropları, çekilişleri yaptığımız Twitter'ımda var. Onun da linkini aşağı koyuyorum. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşça kalın.